Merhaba arkadaşlar, Bilgi Kap kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size Gmail'den mail nasıl gönderilir bunu göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Google açıkken sağ üst taraftan Gmail'e tıklıyoruz. Sol tarafta kırmızı kutucuğun içinde e-posta yaz diyor arkadaşlar. Oraya tıklıyoruz. Basit bir mail göndereceksek arkadaşlar hemen buradan yazıp gönderebiliriz. Ancak detaylı bir mail yazacaksak şu şekilde ekranı büyütmemiz bize kolaylık sağlayacaktır. Bir alıcı ekleyelim. Birden fazla kişiye mail göndereceksek arkadaşlar alıcıların arasına virgül koyarak bu sayıyı arttırabiliriz. Virgül koyarak bu sayı bu şekilde artıyor arkadaşlar. Bu mailler yani burada yazdığımızda mail adresleri karşı tarafa gözükecek. Örnek veriyorum, deneme 2'ye giden mail de deneme 1'e de mail gittiği gözükecek arkadaşlar yani. Bunu gizleyebiliriz. Sağ taraftan BCC'ye tıklıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde gizli olarak mail adreslerini arttırabiliriz. Buradan komple silelim mesela. Buraya yazalım. deneme@gmail.com virgül deneme2@gmail.com. Şu anda biz bu maili iki kişiye de göndereceğiz. Ancak ikisinin de birbirinden haberi olmayacak arkadaşlar. Buraya konu başlığını yazıyoruz. Hemen alt kısmımız artık mail yazma kısmımız burası arkadaşlar. Öncelikle alt kısmı biraz tanıyalım. Buradan yazı fontunu seçebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde. Buradan yazı boyutunu ayarlıyoruz arkadaşlar. Çok büyük diyelim. Kalın yapabiliyoruz. İtelik, yatay yapabiliyoruz arkadaşlar. Altını çizebiliyoruz. Şöyle bakalım. Şu an arka planı beyaz. Şu şekilde. Buradan arka planı değiştirelim. Arka planı kırmızı. Yazının rengini de beyaz yapalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tekrar seçiyoruz. Tabi değişiklikleri yaparken metni seçmemiz gerekiyor. Örneğin son 3 harfinin arka planının rengini değiştirelim arkadaşlar. Bu şekilde farklı bir şey de yani kullanabilirsiniz. Seçili olduğunuz alana işlem yapıyor kısacası. Tekrar seçelim metnimizi. Buradan sol tarafa ortalayabiliriz veya sağ tarafa alabiliriz. Şu şekilde. Tekrar sol tarafa getirelim. Alt alta yazmak istediğimiz şeyler olabilir arkadaşlar. Metinlerimizi seçiyoruz ve buradan 1, 2, 3 yazan kısma tıklıyoruz. Bu şekilde sıralıyor arkadaşlar. Yazımızın boyutunu biraz küçültelim. Şuradan normal diyelim. Büyük diyelim. Farklı bir sıralama seçeneği daha var arkadaşlar. Başına nokta koyabilirsiniz şu şekilde. Yani maddeleyebilirsiniz. Şu şekilde ilerletebiliyoruz arkadaşlar. Sağ tarafa doğru. Bu da sol tarafa doğru geri çekebiliriz arkadaşlar. Ctrl Z diyerek. Bu arada yanlış yaptığımızda Ctrl Z ile geri alabiliyoruz arkadaşlar. Alıntı yapma var arkadaşlar. Şöyle aşağıya inelim. Birkaç şey yazalım. Bunun herhangi birisinin yazısı olduğunu düşünelim arkadaşlar. Şuradan tırnak işaretine tıklıyoruz. Ve bu alıntı gibi gözüküyor arkadaşlar. Böylelikle dikkat çekiyor. Bütün bu yaptığımız değişiklikleri en sağ taraftaki seçenekten biçimlendirmeyi kaldır diyerek kaldırıyoruz arkadaşlar. Ve düz metne geri dönüyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi alt taraftaki kısımları inceleyelim arkadaşlar. Buradan dosya ekleyebiliriz. Herhangi bir belge ekleyebiliriz. Yani dosya ekte dedikleri kısım bu arkadaşlar. RAR ekleyebiliriz. Google Drive arkadaşlar burası da. Google Drive'daki daha önceki belgelerinizi veya buradan tekrar yükleyebilirsiniz. 25 MB'a kadar normal Google Gmail'imizi yükleyebiliyoruz arkadaşlar. Bunun fazlasını Google Drive'a yüklememiz gerekiyor. Zaten otomatik olarak bize soruyor dosya eklediğimiz zaman. Veya hiç bize sormadan buradan yükleyerek de gönderebiliriz arkadaşlar. Mail gönderirken büyük dosyaları Google Drive aracılığıyla gönderebiliyoruz. Buradan fotoğraf ekleyebiliriz arkadaşlar. Web sitesinden de fotoğraf çekebiliriz veya daha önceki fotoğraflarımızdan gönderebiliriz, yükleyebiliriz arkadaşlar. Buradan bağlantı gönderebiliyoruz. Örneğin yazdık arkadaşlar. Buraya da bağlantının görünecek metni diyor. Hemen sitemizin ismini yazalım. Tamam diyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buraya eklendi. Buradan da emoji ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Gmail'in bu özelliği de var. Daha sonrasında da
Gönder dediğimizde şu an gördüğünüz gibi yani, alıcıların birbirini görmeyeceği şekilde göndermiş oluruz. Yani gizli kişi eklemiş oluyoruz arkadaşlar. Gönder dediğimizde mail gidecek arkadaşlar. Gönderelim. İletiniz gönderildi. İletiyi göster diyor arkadaşlar. Tıklıyoruz. Gönderdiğimiz iletiyi görebiliriz. Veya buradan gönderilmiş postalardan da iletimizi görebiliriz arkadaşlar. Posta göndermek bu kadar basit. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.